Pizza hamurumuzu üzerine biraz mısır unu koyuyoruz ve biraz altına da elimizle bastırarak bakın bu şekilde açabiliriz. Şimdi merdaneyle de devam ediyoruz. Yuvarlak yaparak pizzamızı merdanemizle üzerine bastırarak açmaya devam ediyoruz. Tabi bu arada yine mısır unu altına ve üstüne bolca koyuyoruz. Evet, iyice açtıktan sonra şimdi artık pizzamızın içerisini doldurabiliriz. Salamımız var. Salam koyacağız içerisine. Bir tarafına yapıyoruz. Diğer tarafını üzerine kapatacağız. Yarım ay şeklinde pizzamızı hazırlayacağız. Dil peyniri. Domates sos. Taze fesleğen üzerine koyuyoruz. Karabiber. Şimdi biraz da rendelenmiş peynir koyacağız. Mozzarella peyniri veya kaşar peyniriyle bu işlemi yapabilirsiniz. Bunu da yaptıktan sonra şimdi sıra geldi katlamaya. Pizza hamurunu bu şekilde üzerine katlayarak kapatıyoruz. Elimizle hamurların birleşme noktasını bastırarak İyice kapanmasını sağlıyoruz. Pizzamız şu anda pişmeye hazır. Bunun üzerine şimdi biraz yağ süreceğim. Ve pizza hamurumu da şimdi fırında pişirme yapacağım. Taşın üzerine koymak için pizza tahtamla alıyorum. Bakın bu şekilde aldım. Üzerini de temizledik. Şimdi az miktarda zeytinyağı gezdireceğim üzerine. Evet, fırçayla da bunu bu şekilde yayalım. Üzerine ve kenarlarına. Evet, şimdi artık fırına gidiyoruz. Kalzon pizzamızı taşımızın üzerine koyduk ve pişirmeye başladık. 12 dakika 240-250 derecede pişirdikten sonra çıkartarak servise sunacağız. Pizza tahtamızın üzerine alıyoruz. Çok sıcak. Kalzonu bu şekilde ortasına koyuyoruz. Dilerseniz keserek de servis edebilirsiniz. Ortasından bir parça kesip göstermek istiyorum sizlere. Bakın bu şekilde kalzon pizzanızı servis edebilirsiniz. Biraz da yeşillik koyacağım yanına. Ve birkaç tane de kiraz domates çevresine koyuyorum. Ve pizzamızı artık servis edebiliriz.